Ağaçla arkadaş olmak gerekiyor. Geldiğinde onlarla bir sohbet etmek gerekiyor. Benim en sevdiğim şey, ne yapıyorsunuz arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz diye bahçeye tek başıma gelirim. Hep sorduğum şey budur. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz diye. Onlarla böyle sohbet ederim. Bu beni biraz da hem psikolojik hem moral motivasyon rahatlatıyor. Ben evet. Şimdi bugün buraya geldim. Bahçede geçirdiğim, çalışıyoruz, bedenen yoruluyoruz ama acayip keyifli, acayip güzel bir ilişkimiz var. Evet. Bakarsan mandalina oluyor. Bakmak için de kışa önce hazırlamak güllüce bulamacı, bordo bulamacı veya bakır sıkılarak başlanıyor. Kış hazırlığı. Uyanmasına yakın bugün attığımız gübreden atıyoruz. Map gübresi atıyoruz. 15 gün sonra, 15-20 gün sonra şeker gübresi vereceğiz. Bunları niye vereceğiz? Ağaçlar uyanıp yapraklar harekete geçtiğinde hazır, köklerinde gıdası hazır olsun diye vereceğiz. Çiçek açtı, çiçek açma zamanı bir beden ilacı sıkılır. Bir de yapraktan gübre verilir tekrar. Ondan sonra çiçek açtığı zaman Mart'ın 15'i, 20'si gelir, o tarih gelir. Mart'ın 15'inde, 20'sinden sonra tomurcuk açtığı andan itibaren bahçeden 15-20 gün, 1 ay uzak durursun. Hiçbir şey yapmazsın. Su, gübre, hiçbir şey vermezsin. Bu ağaçların, tomurcukların meyveye durma zamanıdır. Bu Mayıs'a kadar, Mayıs'ın sonuna kadar devam eder. Hiçbir şey yapmazsın. Haziran'ın ilk haftası, ikinci haftası bir şeker gübresi daha verirsin. O arada damlama hortumlarını toplar. Geniş aralıkları olan bahçeler için, aralıkları dar olan sıkışmış ağaçlar için sürülmez ama şeyle, traktörle, çapa makinesiyle sürülür. Toprak bir havalandırılır. Ondan sonra yaza hazırlanır. Yazın damlama hortumundan su vermeye başladığında bir su boş verirsin, sade su verirsin. Bir sonrakine damlamanın sisteme gübre koyarsın, sıvı gübre, gübre verirsin. Bir dolu bir boş, bu Ağustos'a kadar devam eder. Ağustos gelmeden, Temmuz'un sonu gibi bir de bu ağaçlara hastalık gelir. Unlu bit, kabuklu bit ve pas diye bilinen halk dilinde bu hastalıklara karşılık ilaç sıkılır tekrar. O ilaç sıktıktan sonra bir daha pas ve unlu bit, kabuklu bit yoksa ilaç sıkmana gerek yok. Eğer varsa kabuklu bit ve pas olabiliyor, tekrar çıkabiliyor. Çünkü bu diğer bahçelerden de gelebiliyor. Bahçesine ilaç sıkmamış olanlardan şey gelir, hastalık geliyor. Onun için tekrar ilaç sıkmak gerekiyor. Ağaç meyveler yumruk büyüklüğüne geldiği zaman yeşil, o zamana kadar bu ilaç ve şey devam eder. Evet, bakım devam ediyor. Bakım devam ediyor. Dibinde ot yetiştirmemek gerekiyor. Otu ilaçla, elle ilacın etki etmediklerini elle toplaman, temizlemen gerekiyor. Bu hasat zamanına kadar haftada bir, haftada iki gelip bahçeyi otuyla, çöpüyle, başındaki hastalıklarıyla sürekli kontrol etmek gerekiyor. Yerde çıkan otlara ilaç sıkıyorum, ot ilacı.
otlar toprağın yüzeyindeki vitamin ve mineralleri tükettikleri için onların durup narenciye kalması lazım. Onları öldürmemiz lazım. Bir ikincisi hastalık yapıyorlar şeylere. Narenciye hastalık yapıyor. Bu otların burada büyütmememiz lazım. Şöyle der çiftçiler, bahçe ayak tıpırtını unutmayacaktır. Sürekli bahçeye geleceksin, eksiğine bakacaksın, gediğine bakacaksın, yanlışına bakacaksın. Dipten yeniden filiz vermiş şeylerini temizleyeceksin, filizlerini temizleyeceksin. Budağına bakacaksın. Hepsine tek tek bakmak gerekiyor. Her ağacı, her ağaçla arkadaş olman gerekiyor. Yoksa öyle bahçe, kendi kendine bahçe olmuyor. Evet, sevgili izleyiciler, son kalan mandalinalar, bunlar da bu hafta herhalde toplanmasaydı geçecek gibi gözüküyor. Bir ağaçta bizim nasibimiz herhalde. Daha önce toplanmış çünkü. Bir tane evladiyelik denir burada. Evladiyelik olarak kalanları da şu anda topluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kural var. Ocak yağmurları başladığı zaman mandalina yenmez. Onun için mandalina dönemi yağmurla beraber biter. Yani yağmur yemiş mandalina değerini kaybeder, özelliğini kaybeder. Arkadaşla arkadaş olmak gerekiyor. Geldiğinde onlarla bir sohbet etmek gerekiyor. Benim en sevdiğim şey, ne yapıyorsunuz arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz diye bahçeye tek başıma gelirim. Hep sorduğum şey budur. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz diye. Onlarla böyle sohbet ederim. Bu beni biraz da hem psikolojik hem moral motivasyon rahatlatıyor. Ben evet. Şimdi bugün buraya geldim. Bahçede geçirdiğim, çalışıyoruz, bedenen yoruluyoruz ama acayip keyifli, acayip güzel bir ilişkimiz var. Evet. Ağaçların başında kalmış teken tüken mandalinalar var. Kendimiz ayırdığımız, geçen yıldan yetişmiş mandalinalar var. Onları toplayacağız. Onun artık bitti. Bundan sonra ağacın başında durmasının bir anlamı yok. Toplanacak hepsi. 15 gün içerisinde işte budak yapacağız. Esas ana iş budak dediğimiz filizlerinin fazlalarını kesmek, yere dökülenleri toplamak, arasındaki sıkışıkları gidermek, onun nefes almasını, güneş almasını, hava almasını sağlayacak bir rahatlık vermek gerekiyor ağaca. Ondan sonra bakarak bir sezon bir emekle, ümitle ondan bir meyve ve ürün beklemeye başlıyoruz. Ya Rabbim verirse kurtarıyor, vermezse buna şey yok, ümit ve hasretle bekliyoruz. Hasat zamanına kadar bu böyle devam edecek. Olup olmadığı, bu Rabbim hava şartları, her şey bunun etken ama bakmak birinci etken. İyi bakarsak iyi verim alırız. Burası 10 dönüm yaklaşık 300 ağaçtan kurulu bir bahçe. Bu bahçeden normalde 70-80 ton şey almamız lazım. Ürün almamız lazım ama bu bahçenin biraz zamanında ilk ekildiği zaman iyi bakılmamış. Biraz eksikler var. 30-40 ağaç eksiğimiz var. Nisan ayında onları dikeceğiz. Onlara aşı yapacağız, aralardaki eksikleri tamamlayacağız. Onları büyütmeye çalışacağız. Tamamı dolu olsa yıllık 70-80 ton civarında verim vermesi lazım. Ama buradan biz bu sene 40 ton verim aldık. Minimum 60 ton üzerine çalışıyoruz. Masraf, tabii ki gübre masrafı, ilaç masrafı, beden dışında paraya dayanan işler var. Onları da imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Yapacağız inşallah. Bereketli olsun inşallah. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ediyoruz.